Yani bakıyorum da cidden motorda harbiden Türkan Şoray asaleti var resmen. Esnaf İşi kanalından hepinize selamlar dostlar. Bugünkü konuğumuz sesiyle adeta motor piyasasının Ebru Gündeş'i Karacava. İsterseniz uzatmadan videomuza geçelim. Bugünkü konuğumuz görmüş olduğunuz gibi 73 model Java 250 ya da halk arasındaki adıyla Karacava. Bu arada bazıları Ceylan da diyor ama Ceylan bu değil ve onunla ilgili de çok ilginç bir hikaye var. İsminin Ceylan olmasıyla alakalı. Asıl adı Seylan olarak geçer. O da Sri Lanka'nın eski adı. Oradan geliyor. Bu da size bir ek bilgimiz olsun. Fakat dediğim gibi bu motorumuz öyle bilinse de yanlış biliniyor. Ceylan değil. Bu direkt halk arasındaki adıyla Karajava veya Java 250 olarak geçiyor. 249 cc olan yüreği, kalbi demiyorum bakın yüreği. Çünkü nostaljik bir motor incelerken o şekilde terimler kullanmak istiyorum. Neyse uzatmadan devam edeyim. 249 cc olan yüreği 16,5 beygir gücünde ve iki zamanlı bir motora sahip. Motorumuz tabii ki yılından ötürü hava soğutmalı. 4 ileri vitesi bulunuyor. Ve ayrıyetten ıslak ağırlığı yani yakıt, yağ hepsi dahil bir şekilde ağırlığı 140 kilo. 13,5 litre yakıt kapasitesi var. Bu değişebilir tabii ki ama fabrikasyon verilerine göre saatte 115 kilometre bir hız görüyor ve o yıllar için gerçekten gayet yeterli bir rakam hız açısından. Tabii normalde incelemelerimizde teknik özelliklerinden vesaire bahsederiz ama bunda teknik özellik açısından söyleyebileceğimiz çok bir şey yok. Çünkü görmüş olduğunuz gibi benden daha yaşlı bir motor. Ama şöyle bir özellik var. Çok hoşuma gitti benim. Görmüş olduğunuz vites kolu. Aynı zamanda tabii o zaman enjeksiyon falan yok. Kickstarter'la çalışıyor. Şu şekilde geriye itiyoruz. Daha doğrusu ileriye. Ve ters çevirdiğimiz zaman Kickstarter'a yani ayak marşına dönüşüyor. Sonra normal eski haline getirip vites olarak kullanıyoruz. Java ile ilgili size söyleyebileceğim en çok hoşuma giden şey birincisi biblo gibi yani manken gibi duruyor gerçekten. Hani az önce biz girişi çekerken bile kaç kişi böyle durdu baktı falan fotoğraf çekindiler. O yüzden görüntü açısından hem kendi meşhur olduğu yıllarda hem de günümüzde gayet şık duran bir motor. Parça kalitesi olarak gerçekten çok sağlam yapmışlar. Yani bu o yıllara has bir şey mi, Java'ya has bir şey mi bilmiyorum. Ama neredeyse 51-52 yaşında olan bu motor ne bir şasisinde çürüme var ne motor bloğunda bir sıkıntı var. Tabii ufak tefek restorasyonlar geçiriyor. O öbür şekilde mümkün değil zaten. Şöyle hemen hızlıca bir üstüne oturuyorum. Üstüne oturduğumda beni ne karşılıyor? Beni kısa bir gidon aralığı karşılıyor. Bu da gerçekten aslında rahat bir sürüş hissiyatı var. Bugün günümüzde bile tuttuğum zaman hani hoşuma gidiyor ve gayet yumuşak bir gidonu var. Hissiyatı tabii ki sert. Ama tutuşundan, kavrayışından bahsediyorum. Tabii bizim motorumuzda elcikler de değiştiği için o şekilde de geliyor olabilir. Ama kadranı da gayet sürücüye dönük, öne açık bir şekilde. Bunlar bu arada stok olarak aynasız geliyor ve günümüzde internette yaptığım bazı araştırmalarda öğrendim. Aynasız muayeneden geçmiyormuş. Sinyallerden kaynaklı bir sıkıntı yok ama aynasız muayeneden geçmiyormuş. Ama biz orijinalliği bozmamak adına ayna kullanmıyoruz. Ve Java'yı araştırırken şöyle bir şey keşfettim. Ortalama 70 ile 73 bin kilometre arasından sonra kilometre saati göstermiyormuş. Tabii bilmiyorum hani bununla ilgili çok fazla teknik terim de aslında yabancı kaynaklardan da baktım. Zor buldum ama bu şekilde bir iddia var ortada. Ama tabii çok da bir sorun değildir. Onun dışında gerçekten dayanıklı ve güçlü bir motor. Eskiler hep bunu tarlada, bağda, bahçede sürermiş yani o şekilde bir motormuş. Oturuşumuz ve duruşu yılına göre sportif bir hissiyat aslında. Şu an bile şöyle oturduğum zaman tam böyle aslında keyifli bir sürüşü ve oturuşu var. Ona kesinlikle bir lafım yok ama sportif de bir havası yok değil. Ya şimdi bakıyorum da gerçekten o zaman motor sürenler harbi sürüyormuş yani. Biz şimdi yok ABS'ydi, TCS'ydi, oydu buydu derken yani şöyle bir az önce bir denemek için sürdüğümde bir debriyajı sikeyim dedim. Yani taş gibi. Günümüzdeki kadar motosiklet hakkında bilinçli bir toplum yok. Hani şu an bile gerçi ultra bilinçli bir toplum yok ama o zamanları düşünüyorum bir de gerçekten ekstra zordur ve harbiden motor sürmenin erkek işi olduğu zamanlarmış. Duman dağıtıyor ve çok şık bir görüntü sunuyor. Çift egzoz çıkışı var. Şöyle baktığınız zaman sanki çift silindirmiş gibi ama hayır tek silindir. Bu arada rengi de gerçekten Java'ların zaten en klasik rengi. Tabii ki bizim motorumuz restorasyon geçirdiği için daha doğrusu dış restorasyon geçirdiği için boyası yenilendi tabii ki ama tamamen orijinaline sadık kalınarak yenilendi. O yüzden bu renk de çok hoşuma gidiyor benim. Java ile ilgili bir diğer detay da aslında bir sosyolojik çıkarım bile diyebilirim. Bu motor daha çok ülkemizde Akdeniz bölgesinde daha yaygın olarak kullanılmış ve hala hastaları da genelde bu bölgelerde oluyor.
Hatta çoğu büyük şehirde ustası dahi bulunamayabiliyor. Biz de zaten Isparta'dayız. Motorumuz da Isparta'da toplandı. Ayrıca Java bir Çekya markası ve döneminde yani en popüler olduğu dönemde dünyanın en çok satan motosikleti. Hatta hala ilk 3'te veya ilk 5'te diyebiliyorum. Kalitesiyle ilgili vermek istediğim bir detay daha. Mesela 2024 motorları inceliyoruz. Hani nikelaj kalitesi utanmasalar plastiğin üstüne alüminyum folyo kaplayacaklar. 50 küsur yaşında motor, adamlar her şeyin en iyi kalitesini yapmış, en iyi kalitesini koymuş. Bunu yaptığı için zaten biz 50 yıl sonra burada oturup Java hakkında konuşuyoruz. Yani bakıyorum da cidden motorda harbiden Türkan Şoray asaleti var resmen. Az önce bir sürme şansımız oldu. Hani sürdüm. Bilmiyorum, belki nostaljik bir havayla baktığım için öyle geliyor ama cidden sürüşü çok keyifli yani. Günümüz motorlarına kıyasla bile keyifli bir motor. Yani Java'yı neden almalısınız? Valla böyle hastasına özel bir motor. Eğer eski motorlara, nostaljik motorlara ilginiz varsa kesinlikle koleksiyonunuzda bulunması gereken bir motor. Ayrıyetten hem böyle old school bir şeyim olsun hem de böyle hafta sonları bineyim gezeyim diyorsanız Java tam da sizin aradığınız motor. Yani hiçbir şey değilse süs olarak evinize koyarsınız, o bile şekil yapar. Evet, Java videomuz bu kadardı. Sizlere bu sefer bir farklılık yaparak kapanışta sesini dinletmek istiyoruz. Çünkü mutlaka duymanız gereken bir ses. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Lütfen incelememizi istediğiniz motorları yorumlarda bize belirtin. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Java 250 konuğumuzdu.